Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Şükürler olsun. Çok iyi değil ama idare etmeye çalışıyoruz genelde. Zaten Genel Başkanım üründe yok. Üründe alamıyoruz. Üründe yok firmalarda. İhracata çalışıyoruz. Bize ürün de gelmiyor. Yani 3 aydır, 6 aydır doğru düz ürün alamıyoruz. İşte ekonomi ortada. Benim her zaman açık. Ekonomi kanat 1 dolar 9 lira. Herkes diyor ki ihracata çalışıyoruz. Kaç yok. Kaça çıktı ya dolar? 8.75. 9 kaldı. Gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Hiç o açılan paketlerden bir şey aldınız. Biz bir şey alamadık. Bize yardım da zaten edilse 3-5. Bizi ne kurtarır? Aylık ödemen 5-600 lira. Derse 5 bin lira 10 bin ne olur? Bir de şu var, internetler de bizi çok vurdu. Küçük ev aletleri hiç satamıyoruz. İnternette alıyorlar. Tabii tabii internette her türlü ürün var. Nasılsa oturduğu yerden vergisi yok, o yok, yok. Bizden ucuz satabiliyorlar. Orada sıkıntılarımız var. 8405 günüm var. Hala çalışıyorum. Kaç yaşındasın? 46 yaşındayım. Daha çalışacağım. Yani ama ne olacak yani? Nasıl çözeceğimize kadar söyledik bugüne kadar, evet. Söylemeye devam ediyoruz. Sizin başkanlarla çalışıyoruz biz. Evet, evet. Bütün başkanlarımızla. En fazla EYT'yi gündemde tutan siyasi parti biziz. Takip ediyorum. Onu da devam edeceğiz. Evet. Bu ülkede beka sorunu olduğunu da inanmıyorum. Bekanın altını çözen beyin sorunları vardı. Bunlar eğer biz haritabilirsek, dişleri çekersin, benseyi çekersin gibi koparıp alabilirsek Türkiye kurtulacaktır. Bir de şu var, bizim Aksabat'ta en büyük bir sorunumuz var, park sorunu var. Sokak ortasında etiket geçiyorlar. Hayır, bunu da gündeme getirelim. Söylemek istiyorum. Hüseyin Başkan. Bir ikinci bir sorun da var. Ben yıllardan beri bu kadar gezdim, gördüm. Arıma gidiyor. Şu arıma gidiyor ya. Bu vatandaşım, bu milletim, anam, bacım, bazısını, lahanasını, tomatesini, biberini yapıyor, satıyor, vergisini veriyor vatandaşa. Niye? Milletvekiline bakıyorum, bakanına bakıyorum, en güzel yemekleri yiyor, en güzel lüks arabalarla geziyorlar, gözümüz yok, gözü oğlanın gözü çıksın. Fakat bu kadar millet fedakarlık yapıyor, neden bizim milletvekillerimiz, siyasetçilerimiz fedakarlık yapmıyor? Yapılan fedakarlık, bu da önemli. Bu vatandaş millete neden silah olarak geri dönüyor? Merhabalar Sayın Başkanım, nasılsınız? Hoş geldiniz. Yani gerçekten ciddi anlamda bu pandemi döneminde sıkıntılar yaşadık. İnşallah daha yaşatmaz Allah. Sizi gerçekten karşımızda görmek bize çok büyük onur ve mutluluk verdi ya. Sağ olun. İşlerimiz sıfır. Sıfıra sıfır. Ne de var diye. Hiç yok. İş yok. Ne vaatler vereceksiniz bize? Harika. Oy verebilmek için, size oy verebilmek için bize güzel yarışlarınız ve güzel bize bir şey alamak zorundasınız. Söyle bakalım. Aha çatın beni bakalım. Sor bana sana. Çok iyi ya. Ben Sörn Akçabatlıyım. Göğüm Çelgöy'üm. Mustafa Çubuk'un göğüm benim. Söyle bana çubuk vereyim sıra şimdi. Süper. Evet. Bir dakika. Tamam. Bu dükkanla alakan ne? Var çubuk. Hayat. Ben çıkayım mı? Ben çıkayım mı? Ben 5 yıllık esnafım. Son 2 dönem diyeyim sana. Gerçekten son 2 dönem çok, yani piyasa olarak gerçekten çok. Biliyoruz. Gerçekten çokmuş piyasa. Sizden öğrendik. Ha. Piyasa çok çokmuş. Biz bunu artık küçük, biz küçük esnaflarız. Bu arkadaşların bir kademi yüksek diyedir ama ben küçük esnafım, küçük esnaf bitti. Bak gerçekten küçük esnaf bitti. Mesela adam diyor ki ne yapacağım? Ne yapacaksın bana benim önümü atabilmek için? Tabii ileriki çekim sıradım yazılmış olabilir. Bana diyeceksin ki bundan sonra sen önünü atabilmek için alacaksın 10 lira, al 20 lira kredi, bunu güzel şekilde öde. Ama onu bana vermesin, ben şimdi kapatayım çıkarım ki dolduramıyorum de aşağı. Öyle mi diyor bana şimdi bu bak, adam biz, mesela? Ha, biz pandemi döneminde şunu önerdik. Hem sizler için, sen de bir kişi mi çalışıyorsun, kendin mi çalışıyorsun? Kendim çalışıyorum. Bak sana da, burada sizden başka kaç kişi çalışıyor sigortalı anlamda söylüyorum. 3 kişi. Şimdi kendisi bağ kurmuşsa, evet. 2 de çalışanı varsa sigortalı, her birinize dedik ki 10 bin lira. Evet. Şeyi bir yıl geri ödemesi, sıfır evet, faizli evet, bir evet. İşletme razı kredisi verin evet, dedik abilere. Ondan vermediler, sonra diyor bak, ondan sonra ben sahada bu pandemi olmazdan evvel gezmeye başladım. Evet. Kiradan stopajından çok şikayet etti esnaf. Evet. Biz onu söyleye söyleye %10'a indirdiler ama siz sıfıra inmesini istiyorsunuz. Mesela Bağkur şeylerinizin evet, çok yükseldiğini evet, söylüyorlar. Bunu yükseltmeyin.
şu pandemi mevzusu bittikten sonra, işlemeye başladıktan sonra halledin dedik. Hem bu çalışanlarınızın sigorta primlerini, hem kendinizin makul primlerini devletimiz üstlen, iktidar partisi üstlen, bir süre bu insanlar ödemesin dedik. Yani prim ödensin ama bunu siz üstlenin dedik. Yani yani ondan sonra o da onu söyledi. Hayır. Hiçlise bir yıl. Ondan sonra bir fasılda, şimdi bak bunlar bana şu şikayetler geliyor. Şunları her aldığımızda yerisini pahalı getiriyoruz. Müşterinin de alım gücü düştüğü için biz bunları doğru dürüst satamıyoruz deniliyor. Kiralarla, elektrik paralarıyla acayip bir şikayet var. Dolayısıyla bunlarla ilgili bu işlem, yani pandemi bitip her şey normal hale gelinceye kadar elektrik ödemelerini öteleyin dedik. Başım, onlar yapmadı, ben yapacağım. İnşallah. Dedi ya, ne yapacaksın? Ama İnşallah. Ben genellikle prensip itibariyle evet. Bu dükkanların içinde sadece tabii. Sizi dinlediğim için abilere laf etmiyorum. Tabii, çok dışarı teşekkür ediyorum. Edeyim. Allah razı olsun. Şey de yapmıyorum, oy falan konusu da konuşmuyoruz. Çünkü yarın gelecek bütün siyasi partiler, evet. Kiminiz sizi hangi parti ikna ederse o oyunu alacak. Oyunu alacak. Bugün onu yapmıyoruz. Evet, şu anda onu yapmıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela soruyorsunuz şimdi esnaf niye bu kadar bizim için önemli? Ya esnaf en büyük istihdamı yaratan. Şimdi evet, bunu sanayici, bak bunu evet. Sanayici üretiyor. Evet. Bu kız olmasa bunu kim satacak? Evet, kim satacak? Dolayısıyla esnafın böyle bir yeri var. Evet. Ayrıca bir dedim ki geldi. Pandemiyle birlikte. Bizi güzelce, bizi gazeteci güzel bir rakam yapıyor. Yok, geldim, açıyorum seni. Sus lan, konuşamazsın. Hakkını arayacağım.